gives the wrong answer to the teacher's question? Öğretmenin sorusuna kim yanlış cevap vermiştir diye sorulmuş. Bakalım. Öğretmen şöyle bir soru sormuş. What are your hobbies? Hobileriniz neler? Tony demiş ki I like taking photos and doing origami. Fotoğraf çekmeyi ve origami yapmayı severim. Pam şöyle demiş. I enjoy collecting stamps. Pul toplamayı, pul koleksiyonu yapmayı severim. Jack, I go fishing with my father every weekend. Her hafta sonu babamla balık tutmaya giderim demiş. Tina, hello, I need some tomatoes and cucumbers. Merhaba, biraz domatese ve salatalığa ihtiyacım var demiş. Burada bir hobisinden, sevdiği aktiviteden bahsetmeyen kişi Tina'dır. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Hello, I'm Terry. I'm from Britain. I live with my family and I have a sister. Her name is Jessica. I like playing the guitar, but I dislike drawing pictures. Jessica loves it. She can draw good pictures. She also enjoys singing songs and dancing. Merhaba, ben Terry. Britanya'danım. Ailemle birlikte yaşıyorum ve bir kız kardeşim var. Onun adı Jessica. Gitar çalmayı severim ama resim çizmeyi sevmem. Jessica bunu seviyor. İyi resim çizebiliyor. O aynı zamanda şarkı söylemekten ve dans etmekten hoşlanıyor. According to Terry's speech, we can say that blah blah blah. Terry'nin konuşmasına göre neyi söyleyebiliriz denmiş. Yani bizden doğru olan ifade isteniyor. A şıkkı, he enjoys singing songs. Şarkı söylemekten hoşlanır denmiş. Buradaki he'den kastımız Terry. Ama şarkı söyleyen Terry değil. Kız kardeşi, bu yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkı, her sister dislikes drawing pictures. Kız kardeşi resim çizmekten hoşlanmaz denmiş. Baktığımızda Terry kendisinin sevmediğini söylemişti ama Jessica bunu seviyor demişti. Bu yüzden B şıkkı da yanlış. D şıkkı, he and her sister like dancing. O ve kız kardeşi dans etmeyi sever denmiş. Dans etmek son cümlede geçiyor ama bu cümlenin özesi she, yani Terry'nin kardeşi Jessica. Bu durumda Terry için de bunu söyleyemeyiz. Bu yüzden D şıkkı da yanlış. C şıkkı, he likes playing a musical instrument. Bir müzik aleti çalmayı sever denmiş. Terry kendisinin gitar çalmayı sevdiğini söylemişti. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır. Which one is Frank's favorite activity? Hangisi Frank'in en sevdiği aktivitedir diye sorulmuş. Adam sormuş, what is your favorite activity? En sevdiğin aktivitene. Frank şöyle cevap vermiş, sculpting is my favorite. Yani heykel tıraş, heykel yapmak benim en sevdiğim aktivite. A şıkkında fotoğraf çekmek var. B şıkkında pul koleksiyonu, C şıkkında resim yapmak. D şıkkında heykel yapan birisi var. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Who talks about hopscotch? Kim seksekten bahsediyor diye sorulmuş. Azra demiş ki, I count from 1 to 20 and try to find my friends. Birden 20'ye kadar sayarım ve arkadaşlarımı bulmaya çalışırım. Burada Azra saklambaçtan bahsediyor. Yani hide and seek. Kerem demiş ki, we run fast and touch our friends. Hızlı koşarız ve arkadaşlarımıza dokunuruz. Kerem ebeleme oyundan bahsediyor, yani tag. Murat şöyle demiş, I fold and shape a piece of paper. Bir parça kağıdı katlarım ve şekil veririm. Murat da origami'den bahsediyor. Nisa şöyle demiş, I draw some squares on the ground and jump. Yere birkaç kare çizerim ve üzerinde zıplarım. Burada Nisa'nın anlattığı oyun hopscotch, yani seksek. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. According to the visuals above, which one is not one of Martin's hobbies? Yukarıdaki görsellere göre hangisi Martin'in hobilerinden birisi değildir diye sorulmuş. B şıkkında taking photos, fotoğraf çekmek demek. Bunu ikinci resimde görebiliyoruz. C şıkkı roller skating, paten demek. Bunu ilk resimde görüyoruz. D şıkkı playing marbles, bilye oynamak. Bu da son resimde var. Üçüncü resimde playing
Chess yani satranç oynamak verilmiş ama A şıkkında playing tic tac toe denmiş. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Which activity does Lena not mention in the text? Lena metinde hangi aktiviteden bahsetmemiştir diye sorulmuş. Hi, I'm Lena. I'm from Britain. I'm 18 years old. I like playing the guitar and doing puzzles. But I don't like ice skating. I also love riding a horse. Merhaba, ben Lena. Britanya'danım. 18 yaşındayım. Gitar çalmayı ve puzzle yapmayı severim. Puzzle yapmak dendiği için D şıkkı bahsediliyor. Ama buz patenini sevmem. B şıkkından da bahsedilmiş. Ayrıca ata binmeyi de severim demişlerine A şıkkından da bahsediliyor. C şıkkında cycling veya riding a bicycle bisiklete binme aktivitesi var ama metinde bundan bahsedilmemiş. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır. In Mr. Önder's class, students prepare posters about their favorite activities. Bay Önder'in dersinde öğrenciler en sevdikleri aktivitelerle ilgili posterler hazırlıyorlar. Who prepares poster above? Yukarıdaki posteri kim hazırlamıştır diye sorulmuş. Bakalım Elif demiş ki I enjoy doing magic, playing hide and seek and skipping rope. Sihirbazlık yapmaktan, saklambaç oynamaktan ve ip atlamaktan hoşlanırım demiş. Posterde sihirbazlık yapmakla ilgili bir şey yok. Emir şöyle demiş. I like doing origami and puzzles, but playing blind man's buff is my favorite. Origami yapmaktan ve puzzle yapmaktan hoşlanırım ama körebe oynamak benim en sevdiğim. Yukarıdaki posterde origami veya puzzle yok. Bu yüzden Emir'i de eledik. Atakan şöyle demiş. I love hopscotch. I enjoy playing dodgeball and tag too. Seksek oynamayı severim. Yakan top ve ebelemeci oynamaktan da hoşlanırım demiş Atakan. Burada yakan toptan bahsedilmiyor. Ebelemeci bahsedilmiyor. Bu yüzden Atakan'ı da eledik. Alara şöyle demiş. I like playing hopscotch and blind man's buff. I also love skipping rope. Seksek ve körebe oynamaktan hoşlanırım. Ayrıca ip atlamayı da severim demiş Alara. Baktığımızda seksek posterdeki ikinci resim blind man's buff yani körebe posterdeki üçüncü resim bir de skipping rope yani ip atlamak var. Bu da posterdeki ilk resim. Demek ki bu posteri Alara hazırlamış. Yani doğru seçenek B şıkkı.